Merhaba Gökhan, selam. Merhabalar. Görüşemedik. Nasılsınız? Evet, Uzun zaman görüşemedik bir oldu. süre. Bir ay mı oldu? Ne kadar oldu? Bayağıdır İki görüşemedik. hafta girdi araya zorunlu sebeplerden dolayı. Evet, zorunlu Biraz sebeplerden siz, biraz ben dolayı maalesef. ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama o kadar çok ara vermişiz ki Skype'ta kayıt yapma tuşunu bulamadım. Biz bayağı bir süre. Daha demek ki bak biraz daha ara versek şeyi de unutacağım yani Skype'ı nasıl açıyorduk, nasıl şey yapıyorduk, nasıl yüklüyorduk bunları falan. Tamamen bir aptallaştım ya. Tabii şu var, çok yoğun bir dönem geçiyor. Çok gerçekten böyle hani bir sürü not verme dönemi bir taraftan dersler çok yoğun, başımı kaldıramıyorum. Bir taraftan böyle hani yani şey zorluklarla baş ediyoruz falan. Çok zor bir dönem bak. Kolay gelsin valla sizlere. Arada böyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Neyse devam ediyoruz ya ona da şükür. Şimdi Gökhan bak geçen aklıma gelen bir iki sayfa yazdım. Sana hemen onları paylaşmak istiyorum. Bu yeni bir dünya inşa etmek istiyorsunuz mesela. Roman yazmak istiyorsun ya da film yazmak istiyorsun, senaryo yazmak istiyorsun. Nasıl yeni bir evren inşa edersin ya da nasıl yeni bir dünya inşa edersin? Ben biraz bu konuya merak sardım. Bununla ilgili iki tane şey yaptım, egzersiz çıkardım. Belki izleyicilerimizle bunu paylaşabiliriz. Hemen başlatayım mı bunu? Tabii ki. Hemen şu. Birincisi şu, bunu dersinde de uygulamak istiyorum bakalım yapabilirsen. Bir hikaye anlatıcısısın, hayal et ki. Ve yazarsın. Bir işte hikaye yazmaya başlıyorsun şimdi, tamam mı? Burada bir kasaba düşünüyorsun. Okuyucularımız da yapabilirler bu egzersizi. Bir saat falan alır yani. Hani başlangıç. Yarım saat, bir saat oturup yazabilirsiniz yani. Bir kasaba düşünün. Bu kasabada 10 tane de karakter yaşayan, bu kasabada yaşayan karakter düşünün. Her bir karakteri de kısaca yazın. Bu karakterlerin özellikleri neler? Bu kasaba neresi? Şimdi bununla ilgili 7 tane adımda bu egzersizi tamamlıyoruz. Tamam mı? 7 tane de alt egzersizi var bunun. Birincisi, bu kasabaya hayali bir kasaba bu. Bir isim verin. Bu nerede yer alıyor bu kasaba? Hangi ülkede, hangi bölgede? Var olan bir bölgede olabilir bu veya hayali bir yerde uydurabilirsiniz yani. Hangi dönemde de bu? Mesela bu kasaba hangi dönemde yer alıyor? Ve nerede bu kasaba? Kasabanın adı ne? Hangi ülkede? Nereye yakın? Birincisi bu. İkincisi bu kasabanın bir basit bir haritasını çıkartın. Yani bütün detaylı harita değil de ne var etrafta? Coğrafyası nasıl? Mesela yakınlarında dağ mı var, göl mü var, orman mı var, akarsu mu var, tarihi bir kasaba mı, geçmişine, gelmişine, hani böyle bunları bir düşünün ve yazın, çizin. Neyse. İkincisi bu. Üçüncüsü, bu kasabanın bir geçmişini ve nereden geldiğini, işte bu yerleşim tarihini yazın kısaca. Ne oluyor, ne bitiyor? İşte ne zamandan beri bu kasaba işte yer alıyor burada? Nasıl kurulmuş? Biliyor musunuz bunu? Şimdi nereden geçiniyor kasabalılar? Yani geçim kaynakları neler? Mesela turizm var mı? Ya da işte tarımla mı uğraşıyor herkes? Ya ekonomisi neye dayanıyor? İnsanlar neyle geçiniyorlar? Bu kasabanın daha sonra en güçlü ve en zengin aileleri hangileri? Yani bu kasabada asıl sözü geçen, böyle seçkin diyebileceğimiz o yerel, oranın ağababaları kimler? Bu aileleri düşün. Ve mesela bir tane mi aile var, dominant? Yoksa birden fazla mı aile var? Mesela iki tane rakip aile de olabilir bu. Yani bu çok sıkıştıysanız şey gibi, hani bu Telloğulları işte Seferoğulları gibi falan iki aile olabilir. Yani birbirine
kıyasıya mücadele eden iki aile mi var? Yoksa bir aile mi dominant burada? Hani bu işleri yöneten. Ve bu aile ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Bu ailenin çevirdiği işler neler? Artı bu ailenin çevirdiği dolaplar neler? Bir de o var. Yani, senaryo yazacaksan ilginç hale getirmen gerekiyor. Tamam mı? Bu üçüncüsü. Sonra dördüncüsü. Bu kasabanın en meşhur yüzleri kimler? Bunu düşünün. Bunlara isim verin. Yani en meşhur yüzleri hani böyle karakteristik diyebileceğimiz önde gelen yüzleri kimler? Çok zengin karakterler var mı mesela? Komik, zengin, renk katabilecek. Neden bu karakterler en renkli? Dışlanmışlar var mı bu kasabada? Yani hani böyle dışlananların özelliği ne? Kimler neden dışlanıyor? Toplum baskısı var mı bu kasabada? Ve nasıl işliyor bu toplum baskısı, mahalle baskısı? Mahallenin önde gelen kontrolünü yapan işte kabadayıları bilmem neleri, kontrol merkezleri kimler? Kadınlardan kimler güçlü? Aynı şekilde. Güç oyunları dönüyor mu? Hangi güç oyunları dönüyor bu kasabada? Şimdi bir kavga dönüyor mu? Herhangi bir çıkar çatışmaları var mı? Bunları anlatın. Yani hayal edin. Ki illa her kasabada olur yani bunlar düşünecek olursa. Yani ve hani buradaki bu güç kavgasındaki taraflar kimler ve ne istiyorlar? Neden bu güçler birbirleriyle çatışacaklar? Bunu düşünün. Bazen bu şöyle oluyor. Hani dışlanan tipler ile dominant baskın kasabanın işte kontrol merkezi arasında bir şey oluyor, çatışma oluyor. Bazen. Bazen iki farklı güçlü çıkar grubu arasında çatışma oluyor. Bazen de değerler konusunda. Mesela bir grup daha böyle işte mesela çevre alım, kar suyum mesela bir grupta inşaat rant her zamanki hikaye vardır ya. İnşaat ve rant derdinde. Yani buna göre hani bir şey olabilir mi yani? Hani nasıl bir senaryo çıkabilir? Dördüncüsü bu. Bunları düşünün yani. Beşincisi bu kasabadaki en böyle öne çıkan, paylaşılan değerler neler? Hangi değerler en çok böyle hani uyulması gereken, bizi biz yapan, işte buralar buna dikkat eder dediğimiz şeyler neler, varsayımlar neler, değerler neler? Hiç sorgulanamaz ölçüde kutsal sayılabilecek kadar değerli olan prensipler var mı? Hangileri bunlar ve neden? Peki bu değerleri, bu prensipleri kimler sorguluyor? Ya da bu prensiplere kimler uymuyor ve neden? Yani bu hani ortada bir kurallar var. Bu kuralları kimler hiçe sayıyor? Yani buradan da ilginç bir şeyler çıkabilir yani. Beşincisi bu, bunlar. Altıncısı, sonra bir altıncı aşamada şunu düşüneceksiniz. Kasabada gizli kalmış birkaç tane sır düşünün ve yazın. Yani hangi sırlar gömülü? Yani bunlar aile sırları olabilir. Karanlık geçmişler olabilir. Gizli düşmanlıklar olabilir. Ya da açık saçık, açık seçik. Geçmişte yapılmış, işlenmiş suçlar olabilir. Hali hazırda işlenmekte olan suçlar falan olabilir. Kaçakçılık bilmem ne. İntikam isteyen birileri olabilir. Hakkı yenmiş birileri olabilir. Ve tabii ki yani illa hani bu tür şeylerde yasak aşk olabilir. Ya bunu olmazsa olmaz o. Evet, illa olacak. Şimdi bu altıncı maddede bunları düşüneceksiniz ve hemen hızlıca mesela bunları uzun uzun düşünmek yerine madde madde fikirler çıkarmak şeklinde yapıyoruz yani. Aha. Yedincisi de bu 10 tane karakter yaşıyor dedik ya, 3 tanesi bu kasabaya yeni gelmiş olsunlar. 3 veya 4 tanesi. Bunlar dışarıdan gelenler. Yani yeni gelmişler. Burada hayat kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla var olan düzene tehdit unsuru haline geliyor kısa sürede bu yeni gelenler mesela.
Ya da bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorlar mesela. Bu yeni gelenler. Dolayısıyla havada bir değişimin kokusu var, değişim var. Bu değişim neden olacak? Yeni gelenler neyi değiştirmek istiyorlar? Bunu değiştirebilecek güçleri var mı? Arada ne tür işte çatışmalar olacak? Hani ve bir sonraki adımda ne tür olaylar yaşanacak? Buradan başla diyorum yani. Hani bu sorular neyi sağlıyor? Yani bir mikrokozmos kurmayı sağlıyor. Bu kasabadan yola çıkarak, hani karakterlerden yola çıkarak bir hikaye başlatıyorsun. Ve hani aslında o kadar zor değil yani bu senaryoları kurmak. Yani hatta ve hatta mesela şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şu muhtar. Ha, şu muhtarı temsil ediyor. Şu işte atıyorum şey belediye başkanı. Tamam mı? Hani madde. Hani şu işte en güçlü tüccar kasabadaki. Hepsine bir isim verebilirsin yani. Ahmet, Mümtaz bilmem. Hani anlatabiliyor muyum? Efendime söyleyeyim. Her birine bir şey vereceksin. Bir eşya. Avuç içine sığabilecek eşyalar olacak bunlar. Ondan sonra. Şu işte Gülbin Hanım. Çok kuvvetli bir karakter. Efendime söyleyeyim. Ortalığı karıştırıyor. Dedikoducu, fitne, fesat falan filan. Neyse yani. Şimdi, yani uydur bir şeyler yani. Ve her birine mesela şunları boş bir sayfanın üzerine koyacaksın her bir eşyayı. Bunlar nasıl davranıyorlar? Hamle yapar gibi. Hani bu maddeler. Anahtar falan da olur yani. Her biri birisini temsil edecek. Hamle yapar gibi, satranç hamlesi gibi boş bir posterin üzerine koyacaksın bunları. Her birine bu ne ister? Bu karakterin özelliği ne? Hayata nasıl bakar? Acısı var mı? İşte neleri saklıyor, neden çekiniyor, neye ulaşmak istiyor vesaire. Her bir karakteri bu şekilde düşündükten sonra nasıl hamle yapar bu insan? Hani onları zaten başlattıktan sonra onları kendini bırakacaksın yani. 10 tane falan eşya var ya, her birisinin de belli motivasyonları var değil mi? Geçmişi var, motivasyonları var, kişiliği var belli yani. Dolayısıyla bundan sonrası o karakterlere kalıyor. Şu ne yapar? Onu düşüneceksin yani. Şey gibi, hani bu Avrupa Yakası senaryosu gibi yani. Hani mesela Burhan ne yapar bu durumda bellidir yani. Burhan yaptı. Hani onun gibi yani hani her karakterin renkli yapabileceği şeyler belli yani. Onları mesele bir Anladım, araya nasıl getireceksin ve nasıl çarpıştıracaksın? Arada işbirlikler kuracaksın. Arada işte çıkar çatışmaları kuracaksın. Efendim söyleyeyim ve olay örgüsünü başlatacaksın bir yerden. Bu şekilde yani. Hani Sizi dinleyince şöyle şu anlattığınız böyle 7-8 adımda valla yazılır yani dedirtti. işte Hani mesele yoksa ne burada? Hani böyle cesaretle biraz ya evet. yap hani atlayıp böyle bir şey ne olacak ki kurarım deyip aslında birkaç maddede yapılabilir yani. Hani hatta mesela role play gibi yani mesela şu şununla konuşuyor şu anda. Hani aradaki diyaloğu nasıl bir şey olacağını hayal edip yazman gerekiyor. O diyaloğu işte gerçekçi haline getiren şey hani hayatın gerçekten içinden olması yani. Bu şeyi Bir Başkadır dizisini izlemiştim ben. Yakın dönemde onun makalesini yazdım Medium'a. Ya konuşuyorduk ya birdenbire böyle 3 günde 1500 kere okumuş makale. Herkes bu diziye merak sardı yani. Herkes bu hani diziyi izlemeye çalışıyor. Mesela onun başarısı o şu karakterler arasındaki diyaloğun %100 doğal olarak gelişmesi. Yani o kadar doğal gelişiyor ki. Hakikaten de diyorsun bu insan böyle konuşur. Bu kelimelerle, bu ses tonuyla. Bu durumda böyle davranır yani. Hani hiçbir şey sırıtmıyor. O kadar doğal işlenmiş ve ince ince işlenmiş ki mesela. Ya da arada sırıtsa da yeterince hani şey oluyor. Yeterince sosyal gerçekliği var yani. Hani gideri var karakterin. Öyle olunca detaylı ince işlenmiş diyaloglar işin kalbi aslında. Dolayısıyla mesela şu iki karakter arasında ben ne düşünüyorum? Nasıl bir karakter hani inşa etmişim belli. İkisinin de öncelikleri belli. Çıkar çatışması belli.
Nerelerde anlaşamayacakları belli. Nerelerde işbirliği yapabilecekleri belli. Oturup diyaloğu hayal edip yazıyorsun. Bu yani olay örgüsünü hayal edip olayları sürekli tırmandırman gerekiyor yani. Hani şey gibi, palyaço oynatıcısı gibi. Yani bu durumda şu ne yapar, bu durumda şu ne yapar? Bir mikrokozmos oluşturuyorsun. Ve olayları akışına bırakıyorsun. Orada işte karakterler bazen hikayeyi onlar ele geçiriyor. Yani mesela enteresan olan şey bence bunları yazarken kendini de şaşırtma. Mesela ilk akla gelen şeyi yazmak yerine kendini de şaşırtacak şekilde bu karakter ne yapar acaba? Bırak onu o karakter götürsün yani. Sen götürme artık. Doğru. Hani Doğru. o karakterler çünkü güçlendikçe, kendileri gibi doğal davrandıkça ve doğal olarak konuşmaya başladıkça, derinleştikçe o zaman hikaye de derinleşiyor. Ha. Ya Evet. tamam, büyük resimde ana olaylar bellidir. Ama onun altında detayları inşa ederken bu karakterlerin nasıl düşündükleri, değerleri, nasıl konuştukları, birbirleriyle diyalogları bunlar çok önem kazanıyor. Bu nasıl bir sahnede olabilir? Nerede geçebilir? Hani böyle bunları akıllıca kurduktan sonra aslında çok zor değil yani. Yani Kesinlikle. zaten mesela hani herkes izliyor Türk dizilerini vesaire ya da başka dizileri, yabancı dizileri. Dolayısıyla herkes aslında bu konuda bayağı bir uzmanlığı var. Mesela bir şeyi izlediğinde senin çok hoşuna gittiyse bir senaryo, şunu soracaksın kendine. Aa, niye bu kadar hoşuma gitti? Çünkü oradaysa çoğu zaman bunun cevabı şunda gizli, ters köşe yaptı. Yani beklemediğin şekilde ters köşe yaptığı anda o sürpriz beyne lezzetli geliyor. Çünkü Evet. daha önce gördüğün şeylerden farklı. Mesela bu bir başkadır dizisinin de bence bu kadar hani tutmasının sebebi daha önce gördüğümüz hiçbir formüle benzemiyor yani. Başka bir şey yapmış. Hakikaten bir başkadır ya. Yani başka bir şey yapmışlar yani. Hani aslında mesela bütün hani dizilere böyle bakabiliriz. Bütün hani dünya üreten işlere böyle bakabiliriz. Yani hani sen bir kitap yazıyorsun, roman yazıyorsun. O romanda bir dünya inşa ediyorsun. O dünya kendi içinde tutarlılığı olması lazım. Bütüncül olması lazım. Onu detaylı kurgulaman lazım. Onun içerisinde artık ondan sonra istedikleri gibi at oynatabilirsin yani. Bütün karakterleri oynatabilirsin onun içerisinde. Şimdi böyle hani birçok dizi, çok iyi iş yapan diziler, yani bakıyorsun çok basit temelde özüne indiğinde basit bir şeyle başlıyor yani hepsinin temelinde. Senaryosu. Yani mesela şeyde Amazon Prime'da en çok tutan dizilerden biri ne? Hangisi? The Boys. The Boys dizisinin özelliği ne? Buradaki süper kahramanlar, Amerikalı hepsi, Superman gibi kahramanlar var bir sürü, 8 tane falan. Bir şirket var, bütün süper kahramanları para makinesine dönüştürmüş, markaya dönüştürmüş hepsini ve üzerinden para kazanıyor. Ve bu şirket inanılmaz güçlü bir şirket. Bu süper kahramanlar da inanılmaz güç kazanmışlar toplum üzerinde. Ama işin ilginci bu süper kahramanların hemen hemen hepsi çok böyle korrupt, güç sarhoşu hepsi. Ve artık eski değerlerine bağlı falan kalmıyorlar. Yani bu süper kahramanlar dizide hemen hemen hepsi en kötüleri. Yani kahraman olanlar olabilecek en büyük suçları bu kahramanlar işliyor, tamam mı? Bir taraftan da bu kahramanların marka gücü, medya gücü inanılmaz fazla. Bu şirkette para basıyor bu kahramanları kullanarak. Hatta bu kahramanları Amerikan ordusuna sokmayı falan düşünüyorlar. Sonradan ortaya çıkıyor ki bu şirketin bir sürü katakullileri var. Yani en büyük şero da bu şirketin kendisi aslında. Ve o oluşturdukları süper kahramanlar, o fasadın arkasında hepsi kötüler, hemen hemen hepsi. Şimdi o süper kahramanlar arasında da bir sürü şeyler gelişiyor. Bir de bu süper kahramanları tacından yerinden etmek isteyen, yakınlarını kaybeden, onlara diş bileyen, hiçbir süper gücü olmayan sıradan bir ekip var, tamam mı? Bu dizi onları nasıl, süper kahramanları nasıl alt ettiğini anlatıyor.
Böyle bir mikrokozmos kurmuşlar. O kadar renkli bir mikrokozmos ki içerisinde sen mesela bir sürü şey hani sırıtmıyor yani. Kendi içerisinde çok tutarlı, çok böyle zengin, detaylı bayağı bir dünya kurmuşlar. Hani hangi diziye bakarsan bak, özellikle bu şeylerde hani fantazi işte bilim kurgu dizilerinde yani kendi içerisinde çok zengin bir örgüye dayalı olduklarını görüyorsun ve onlar çok iyi iş yapıyor yani. Hani Breaking Bad'i düşünelim ya da işte House of Cards'ı düşünelim ya da işte Umbrella Akademi'yi düşünelim. Umbrella Akademi'de de herkesin farklı sihirli güçleri var yani. Ve onlar birbirleriyle bir şekilde etkileşiyorlar yani. Ve oradan senaryo gelişiyor, büyüyor yani. Ama büyük resimde hani ana birkaç tane unsur var yani. Hani o onun altında gelişiyor her şey. Hani ana konu hiçbir zaman ana hatlarıyla işlenen konu kaybolmuyor hiçbir zaman. Onun altı dolduruluyor sadece. Zekice kurgulanıyor. Yani dolayısıyla aslında bu mesela çok büyük başyapıtlar dediğimiz şeyler böyle ufak şeylerle başlıyor. Hani bir yerden başlamak gerekiyor. Ufak adımlarla başlıyor. Bu başyapıtlar mesela Game of Thrones'u düşünelim, taht oyunlarını. Yani bu kitaplarla başlıyor ama kitaplar da adım adım yavaş yavaş yazılıyor bunlar yani. Bir hanedanı yazıyorsun, başka bir hanedanı yazıyorsun. İşte oradaki hayali fantazi unsurlarını falan yazıyorsun. Sonra bunları birbirleriyle çarpıştırıyorsun. Olay bu yani. Ve bir sürü güç oyunları var yani. Yani dolayısıyla buradan alıyor ki yürüyor yani senaryo. Hani ne kadar içerisine beklenmedik sürpriz koyarsan da, ne kadar seyirciyi ters köşe yaparsan da o kadar öne geçiyorsun. Bir de mesela seyircinin zekasına hakaret etmemen gerekiyor. Çok önemli. Yani seyircinin zekasına hakikaten saygı duyup ne kadar böyle biraz karmaşık hale getirirsen, hani çok boyutlu, girift hale getirirsen meseleyi, biraz karıştırırsan o zaman çok daha güzel bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani böyle kolayca çözülememesi lazım. Bazen böyle Arap saçına dönmesi lazım yani. Sen de mesela hatta bence asıl güzel eserler şöyle çıkıyor. Yazarken bu diyor ki ulan bunu nasıl çözeceğim? Öyle bir şey girip bir şey oldu ki mesela. Karakterler aldı götürdü bir yere. Sen de bilmiyorsun mesela ne olacağını. Tamam mı? Tam onu söyleyecektim. Bazen mesela nihai finali bilmen gerekiyor aslında. Hani büyük resimde neyin nereye gideceğini biraz bilmen gerekiyor. Çünkü öbür türlü tamamen kaybolunca da saçma sapan bir son oluyor. Hani ya da yarıda kalıyor falan. Onu da istemiyoruz yani. Hani bir nihai en azından bence büyük resimde bu buraya gidebilir diye bir şey olması lazım son kafada bence. Sonra oynarsın onunla. Önemli değil. Ama şey mesela Tolstoy'un Anna Karenina'yı yazarken ki kafasındaki şey aslında kitap bittiğinde ki sondan farklı. Çünkü karakter aslında o sona taşıyor. Evet. İşte Yani o. o aslında yazan için de Aynen. gidiş o O da serüvendeki o hikayedeki şey değişebiliyor. Bambaşka bir şeye çıkıyor doğru. ve böyle bir başyapıt ortaya çıkıyor aslında. Dediğiniz Kesinlikle. şey o noktadan çok çok haklısınız. Ya o karakteri inşa alıyor ve tabiri caizse kendi hikayesini yaratıyor belki de. Aynen öyle. İşte asıl büyük şaheserler bence yazar en çok şaşırdığı zaman oluyor bence. Yani yazar kendisi de Evet, şaşırıyor evet, çok. evet, evet. Aa, Evet, nasıl bir şey kesinlikle çıktı ya? doğru. O da yazar da oradaki karakterlerden biri gibi aslında. Yani hani bütün aslında belki yanlış düşünüyoruz. Hani palyaço oynatır gibi, Karagöz Hacivat gibi yazara çok büyük güç atfediyoruz ama öyle değil olay. Yazar da bir karakter gibi yani aslında. Yani. Çevresindeki olanlar, Evet. karakterler, insanlar Ne neticede kadar çok bağlandı. sürpriz olursa, saçaklı bir şeyler olursa, o kadar böyle enteresan açılımlar çıkıyor yani. Sen de şaşırıyorsun. İşte yazarken bence eğer sen de şaşırıyorsan o zaman çok güzel şeyler çıkıyor. Şimdi ben New York'a gittiğimde
Böyle bir baktım orada her gece New York'ta böyle hikaye yazma yarışmaları falan düzenleniyor. Bir baktım internette, oha, insanlar deli gibi New Yorklular hikaye yazma yarışmaları falan yapıyorlar. Ve şöyle yapıyorlar, 24 saatte 500 kelime bir hikaye yazacağız. Herkes başlıyor. Mesela konu sana 24 saatin başında konuşu olacak. Komedi türünde olacak. Şöyle bir şey yazacaksın diyor. Sen 24 saat içinde onu yazıyorsun mesela. 500 kelime. Bu bir yarışma. Tamam mı? Sonra yarışmada iyi hani aşamayı geçenler ikinci aşamaya geçiyorlar vesaire. Böyle yazma yarışmaları var yani. Mesela bir sürü. Yani kazananlara da ödüller veriliyor bu şekilde. Yani mesela 24 saatte oturup senaryo yazıyorsun sen. Böyle yarışmalar var yani. Hani güzel bir şey yazarsan da ödüller alıyorsun falan. Hani bu girişimcilerin hackathonları olur ya, ya da yazılımcıların hackathonları olur. İşte 48 saatte ya da 72 saatte İşte bir app geliştirme yarışması. Mesela inanılmaz şeydir, heyecanlıdır. Hakikaten de sonuçta bir app gelişir yani. Gece gündüz çalışırlar. Mesela aynı şekilde şirketler de Startup Weekend yapıyorlar değil mi? 54, 52 saatte, 54 saatte Startup Weekend. 2 gün boyunca takımlar bir araya geliyor. Sıfırdan şirket kuruyorlar. Sonra işte sunumlarını yapıyorlar. Şirket hakikaten kuruluyor yani. Hafta sonu yapıyorlar bunu arada. Düşünsene ne kadar müthiş bir bereket. Yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey inanılmaz hızlanmış durumda ve her şeyin böyle daha üretken, daha yaratıcı, daha hızlı olması için her tür elimizde kaynaklar mevcut. Tek bizi engelleyen şey kendimiziz aslında. Beynimiz engelliyor. Ya yok sen yapamazsın. Ya da bu çok saçma. Hayır, hiçbir şey saçma değil. Sen istersen bir hafta sonu bile oturup İşte bir hackathon'a katılıp kendi şirketini kurabilirsin ya. Ya da kendi aplikasyonunu geliştirebilirsin ya. Ya da oturup bir senaryo yazabilirsin ya. Yani önemli olan başlamak ya. Yani onun için hani tabii bu senaryoları bence yazabilmenin en güzel yolu da şu. İzlerken bir diziyi ya da bir filmi bunu nasıl kurgulamışlar oturup ona göre notlar alıp dersler çıkarmak. Burada benim ne hoşuma gitti? Ne hoşuma gitmedi? Neyi nasıl kullanmışlar? Bunu nasıl öğrenmeye dönüştürebilirim? Birincisi bu. İkincisi bol bol roman okumak. Kendimiz de okumalıyız bence. Hikaye, roman. Hani onlar nasıl kurgulamışlar? Her hafta mesela ben bir karar aldım. Her hafta bir tane roman okuyacağım yani bundan sonra. Hani ilkini bitirdim. Ve siparişleri de verdim. Geliyor kitaplar. Böyle dünya klasiklerinden olabilir, son çıkan enteresan kitaplardan olabilir. Okumak istediğiniz neler varsa mesela söyleyin, bu kitapları alın, her hafta bir tane okuyun yani. Hani insanın hayal gücünü müthiş zenginleştiriyor çünkü. Ve bakmadığın şekilde hayata bakmanı sağlıyor. Ve Onun için mesela mesela ben şey yapıyorum, mesela diziyi baştan sona bitirmesem bile diyelim, hani özellikle bilim kurgu dizilerinde böyle hiç izlemesem bile birinci bölümünü izliyorum mesela bazı dizilerde. Neden? Nasıl bir dünya kurmuşlar onu merak ediyorum. Sadece onun için izliyorum mesela. Hani sadece pilot bölümünü izliyorum. Ve bir diziyi mesela aslında biz şey düşünüyoruz ya mesela baştan başlayınca aman hiç 5 sezon 10 sezon bir hani ömrüm gidecek diye korkuyorsun ya mesela. Aslında yani beyne yüklemek lazım. Her şeyi izlemene gerek yok. Yani o dünyayı nasıl kurgulamışlar? Onu algılamak istiyorsan birinci bölüme bakman yeterli ya. Hani öğrenme deneyimi olarak biz bakabiliriz izlediğimiz şeylere. Onu demek istiyorum. Yani Çok ve zor. şu izlediğimiz Hoşlanmak şey bakmamıştım. çok basit. Senaryosu falan inanılmaz basit yani. Yani çok da öyle yani hani çok böyle dünyayı yeniden keşfetmiyorlar ya. Mesela The Queen's Gambit. Kız işte satranç oynamayı öğreniyor değil mi? Şeyde kaloriferciden. Annesi babası yok kızım. Kendi kendine öğreniyor. Tavanda satranç tahtası kuruyor kafasında. Sonra işte dünya şampiyonu oluyor. Rusları falan bile yeniyor yani. Dünya şampiyonlarını yenecek kadar ilerliyor.
Bu çok basit bir öykü yani. Ama onu o kadar güzel ve detaylı ve senaryosunu o kadar iyi işlemişler ki izlemesi çok zevkli. Queen's Gambit de çok beğenirdi yani. Hele bir satrancı seviyorsan hani o dünyayı kurduğun zaman detaylı gerçekten izlenebilecek çok harika bir şey çıkmış oluyor ortaya. Dolayısıyla olay fikirde değil yani. Olay onu nasıl kurguladığında ve nasıl hayata geçirdiğinde bence. Ama bence beynimize böyle dünya kurma egzersizleri vermeliyiz. Ve bir yandan yaz yani ne olacak ki? Yapabilirsin yani. Sen de oturup kendi işte pilot dizini üretebilirsin. Zaten mesela bu bir başkadır yapan Berkun Oya ilk bölümü çekiyor. Ondan sonra satıyor Netflix'e. Netflix çok beğeniyor. Tamam devamını çek diyor bunu. İstediğin gibi yap diyor yani. Sana güveniyoruz. Yani bu olaylar böyle gelişiyor yani. Hani sen çok iyi bir pilot bölümü tasarladığın zaman bu her yerde böyle dünyada da birinci bölümü izleyen hooked up olması lazım. Aa bunun devamı ne olacak acaba? Merak ettiriyorsun yani. Yani o zaman tamam satın alıyorlar dizini yani. Yani devamını da çek diyorlar yani. Bu işler böyle yani. Hani her şey birinci bölümden başlıyor dolayısıyla. Birinci bölümü iyi kurabilirsen hani diyeceğim şey herkes artık böyle bu konularda hayal üretebilirsin yani. Sen de yazabilirsin yani. Çok zor şeyler değil. Yani ikinci bir egzersiz var. Hemen onu da söyleyeyim sana. O da şu. 2120 yılındayız. Tamam mı? 2120 yılı bu daha bilim kurgu gelecek odaklı bir şey. Dünyadan bir Starship gidiyor. Dünyadan yola çıkıyor Starship. Yıldız gemisi. Bu yıldız gemisinde de 12 tane şey var. Tayfa var. Pilot, kaptan falan filan. Şimdi bir, bu yıldız gemisi nasıl? Teknolojisi nasıl? Adı ne? Teknik özellikleri falan var mı? Ya da o dönemin ileri teknolojisi nasıl çalışıyor acaba? Ne kadar hızla gidiyor? Ne yakıyor? Nasıl gidiyor? Hani Türk sen illa bir nasıl, ne yakıyor ya bu düşmanla? Bu birincisi bu. İkincisi adım şu. Bu yıldız gemisi niye dünyayı terk ediyor? Nereye gidiyorlar? Yani bunun bir sebebini kur ve bunun bir dünyaya gitmelerine yol açana kadar neler yaşanıyor onların olay örgüsünü kur. Yani nasıl yola çıkmaya karar veriyorlar, ne oluyor, ne bitiyor, problem ne vesaire. Hani ne oluyor da dünyayı terk ediyorlar ya da nereye gidiyorlar? Zorları ne? Dolayısıyla hikayeyi başlatacak şey kıvılcım lazım, hook lazım, kanca lazım. O kancayı bulacaksın ve yazacaksın. Hangi olaylar oluyor ki bu insanlar bu yıldız gemisine binip dünyayı terk ediyorlar, başka bir yere gidiyorlar? Ne zorları var? Şimdi bak bu sorular o kadar ilginç ki cevaplardan daha ilginç bence. Yani beyne sen problem verdiğinde hayal gücü sınırını hani özgürleştirmiş oluyorsun. Yani ona mesela bir constraint, kısıt verdiğinde bak bir yıldız gemisi var. Bir dünya var. Dünyadan yola çıkış var. Bir kadar yani. Gerisini kendin otur, hayal et bir sürü ve bir tane değil, 10 tane senaryo. Aralarından en beğendiklerini birbirleriyle buluştur sonra. En güzel fikirler zaten tek bir şeyden değil de birkaç fikrin bileşiminden çıkıyor yani. Yani dolayısıyla mesela bu tür şeyleri yazarken bence mesela 10 tane falan birden fikir etmek lazım. Sonra onları işleye işleye yavaş yavaş açmak lazım. Sonra üçüncüsü, bu misyonu ne bu yıldız gemisinin, bu insanların, bu grubun? Nereye gidiyorlar? Neden gidiyorlar? Ne zorları var? Misyonları ne? Ve onları hangi engeller bekliyor? Nereye gidiyorlar bir kere? Yani gittikleri yer ne? Güneş sisteminin içinde bir yere mi gidiyorlar? Mars'a mı gidiyorlar? Ya da işte Venüs'e mi gidiyorlar? Yoksa Güneş sisteminin dışında başka bir yıldız sistemine falan mı gidiyorlar? Ve niye gidiyorlar? Sonra dördüncü aşama bu 12 karakter. Kim bunlar? Nereden gelmişler? Onların geçmişinde
Onları onlar yapan neler var? En büyük hikayeleri ne onların? Acıları var mı? Sevdiklerinden ayrılıyorlar mı? İşte ya da onların geçmişi onları kovalıyor mu? Nasıl karakterler bunlar? Nasıl kişilikler? Aralarında böyle gizli ajandaları olanlar var mı? Derdi, problemi ne bunların? Her birinin. Özel güçleri olanlar var mı? Çok güçlü diyebileceğimiz yönleri var mı? Zayıflıkları neler bu karakterlerin? Hani hepsinin tamamen detaylı şeyi çıkması gerekmiyor ama birkaç tane böyle güzel fikir çıkması gerekiyor yani. Mesela ego problemi olan var mı? Ya da işte böyle yarası olan var mı? Neden gocunuyor bu karakter? Bunlar önemli yani. Bunları kurabilirsen oradan hikaye yürür yani. Beşinci aşama. Şimdi bu grup dünyadan çıktı ya. Önlerindeki en büyük düşman kim? Kimler? Bu illa başka bir uzaylılar olmak zorunda değil. Başka insanlar da olabilir. Ya da başka gezegenden de olabilir. Ya da işte başka ırklar falan da olabilir. Veya konsept de olabilir. Zaman mesela. Sen dünyadan çıktığın anda en büyük düşmanın zaman. Yani araya zamanlar, hele yıldızlar arası seyahate gidiyorsan zaman en büyük düşmanı. Yani. Çünkü zaman kavramı tamamen şey sapıtıyor yani. Şimdi bunların hedefi ne, planları ne, nasıl davranacaklar? Düşmanları nasıl davranacaklar? Varsa bir düşman ya da karşılarında mücadele edecekleri ekip kimler? Ve nasıl bir güç savaşı yaşanacak? Ve oradaki olaylar nasıl gelişecek yani? Ve sonuçta bu gruplar ne için savaşıyor? Yani hani onların davası ne? Bu grubun davası ne? Karşıdaki grubun davası ne? Neden çatışıyorlar? Felsefeleri nasıl çatışıyor birbiriyle? Değerleri nasıl çatışıyor? Yani bunları güzelce koyduğun zaman geri senaryo kalıyor geri. Ne tür engeller çıkartıyorlar onların önüne? Şimdi altıncı aşamada bu engeller neler? Aşama aşama. Hangi olaylar yaşanıyor? Bizim kahramanlarımız Yıldız Gemisi'ndeki bu engellerle nasıl baş ediyorlar? Bu engelleri nasıl aşmaya çalışıyorlar? Bu engelleri nasıl aşıyorlar? Ve düşmanla nasıl yüzleşiyorlar? Düşmanla nasıl baş ediyorlar? Arada ümitsizliğe düşüyorlar mı? Yani çözülemeyecek kadar durum böyle karanlık hale geliyor mu? O durumlarda ne yapıyorlar? Nasıl üstesinden geliyorlar? Umutlarını kaybetmeden nasıl yola devam edebiliyorlar? Birbirlerine destek oluyorlar mı? Birbirleriyle çatışıyorlar mı? Grup içinde mesela çatışma oluyor mu? Güç mücadelesi oluyor mu? Bir de o var. Hani bir olup böyle güçlüklere karşı bir olup yeniyorlar mı? Yoksa aralarında çatlak görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları falan ondan dolayı belki zaman kaybedecekler ya da güç kaybedecekler yani. Riskler yaşayacaklar. Bunları düşünmek gerekiyor. Sonra yedincisi, evet aralarındaki problemleri nasıl aşıyorlar, aşabiliyorlar mı? Neden problem yaşıyorlar? Güven, birbirlerine güveniyorlar mı? Güven sorunu yaşıyorlar mı? Mesela bu tayfa arasında en zayıf halka kim? Bu da önemli. Yani en zayıf halka ne yapıyor? İhanet eden biri var mı? Aralarında bir casusluk yapan biri var mı mesela vesaire? Sonra da artık hani bu hikaye ilerledikçe hangi engeller çıkıyor, nerelerde afallıyorlar, nerelerde yolda kalıyorlar, nerelerde yola tekrar çıkıyorlar. Bunları heyecan, aksiyon dolu, macera dolu neler üretebilirsin senaryoda? Tek tek düşünüyorsun. Ama en önemlisi öyle bir sona ermen lazım ki o sonda tatmin edici bir son olması lazım. Ama bu tatmin edici sonda Hollywood filmlerindeki gibi toz pembe her şey günlük bileşlik olduğu zaman o zaman da büyüsü kaçıyor şimdi. Biraz orayı da karıştırmak gerekiyor dolayısıyla. Beklenmedik. Hani böyle. Onun içindir ki mesela bazen çok sevilen ana karakterlerden birinin ölmesi gerekiyor. Yani herkes de böyle yani, kolu bile kanamadan olmaz öyle yani. Hani bir şeylerin kaybedilmesi lazım. Yani ki biraz daha anlamlı olsun senaryo. Şimdi bu senaryo ile ilgili bir sürü kural. Bunları istediğin gibi kullan yani. Bazen de kuralları yıkmak gerekiyor.
Yani şu ana kadar ola gelmiş bütün klişelerle klişeye düşmemek için ben nasıl baş edeceğim? Onu düşünmen gerekiyor. Yani mesela şu ana kadar hepimiz uzmanız aslında bu işte. Sayısız dizi izledik, yüzlerce dizi izledik yani. Yüzlerce film izledik. Artık her şeyi biliyoruz yani, tamam mı? Aslında öyle düşünmek lazım. Yani hani beni sürprize sokacak hiçbir senaryo görmüyorum artık. Ben yani çok az görüyorum yani. Yani belli yani neyin nasıl ilerleyeceğim. Hani dolayısıyla o evrenin içerisinde, o dünyanın içerisinde ne nasıl ilerler, nasıl olur? Mesela ben izlerken tahmin etmeye çalışıyorum bir sonraki sahneyi, adımı. Ha diyorum ki bu böyle olacak. Çoğu zaman da yanılmıyorsun yani. Ama ters köşe olduğunda ha çok hoşuna gidiyor. Olan işte ustalık, senaryo ustalığı orada ortaya çıkıyor yani. Şimdi Türk dizileri çoğu zaman niye böyle hani hep aynı? Çünkü her şeyi biliyorsun. Belli ezber kalıp nereye gideceği belli senaryonun ya. Yani oradan bir şey çıkmıyor yani. Ama böyle sıra dışı bir şeyler olduğu zaman hani beklentilere ters köşe yaptıkları zaman ya da böyle o kadar gerçekçi, güzel, doğal, samimi çekiyorlar ki mesela izlemek bir zevk oluyor o zaman işte. Yani bu ışıkta mesela her izlediğimiz şeyi tüketici olarak değil de üretici olarak izleyelim. Benim demek istediğim o. Yani sen filmi tüketirken sadece tüketmekle kalma. Aç önüne defteri. Burada ne tür yanlışlar yapılmış? Filmin eleştirilerini oku. Ya da dizinin eleştirilerini oku. Eleştirmenler ne demiş? Sanatsal olarak bununla ilgili neler yazılmış? Çıtayı yükseltebilmiş mi bu? İzleyiciler ne düşünmüş? Hangi noktalarda başarılı, hangi noktalarda başarısız? Mesela bu eleştirmenler bazen çok güzel şeyler yazıyorlar izleyiciler. Şu şöyle olmasa da böyle olsaydı tam olacaktı diyor mesela. Mesela çok lineer gitmiş senaryo diyor. Şurada non lineer, sıra dışı mesela kronolojik olarak anlatmak yerine sırayı karıştırsaydı bir ileri bir geri falan yapsaydı, non lineer ilerleseydi işte birkaç da beklenmedik bir şey olsaydı o zaman tadından yenmeyecekti diyor mesela. Hani sen de izlerken eleştirel olarak bakıp ha şu şöyle olmalıydı neler diyebilirsin? Bunları otur yaz defterine. Hani bunları yaptıkça biz eleştirel kritik gözümüzü geliştirdikçe kendi senaryolarımızı da kurabilecek hale gelebiliriz yani diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz da bu oldu yani. Hani nasıl senaryo kurulur, yeni dünya kurulur? Çok zor şeyler değil yani. Şey gibi bir de hani dedik ya en kritik şey aslında şaşırması insan. Yani o Evet. akış içerisinde bir şaşkınlık hali. O da zannediyorum hani hep çocuklukta bıraktığımız bir şey aslında şaşkınlık hali. Ne zaman yetişkinlikte böyle bir şeye şaşırsak yani o bizi böyle bir şaşkınlığa Çünkü sevk etse evet. inanılmaz hoşumuza gidiyor o bakış Kesinlikle. açısı. Çünkü her şey bize rutin, bildik, aynı Doğru. tekrarlanan geldiği için o şaşkınlık anı müthiş bir heyecan ve adrenalin de yaratıyor Doğru. aslında. Doğru. Çoğunluk. Mesela illüzyonlar hep şey yapar ya işte bir kart oyunu yapar aslında bilirsin yani hani onun illüzyon olduğu için ama günün sonunda hep şaşırmışsın. Aa nasıl olur ya Evet, falan hani nasıl diye. çözmeye çalışırsın? Evet o an yine böyle bir şey yapar dediğin gibi abi şey tam çözmeye çalışırsın onu ve o Evet. şaşkınlık anı seni böyle bir şey yapar. Evet. Mutlu eder tabiri Evet. caizse. O şaşırma çok önemli. Şaşırma ve şaşırtma çok önemli. Evet. Bir de ama şu da önemli bence. O duyguları yaşanan, karakterin yaşadığı gelgitleri, duyguları, derinlikleri, onunla derinlemesine empati kurabiliyor musun? Ve sana o Kesinlikle. empatiyi kurduruyor mu? Kendini Kesinlikle. onun yerine koydukça çünkü daha hikayenin içine çekiyor seni yani. Nuri Bilge Ceylan diyelim. Yani. Çünkü bu sözü söyleyince hemen akıldan gelen ilk isim Yani benim Nuri aslında Bilge çok oldu. şeyler değil yani. Hani çok zor şeyler değil. Bunların hepsi böyle kendimizi eğitme süreci bence ve hani Evet. öğrenme süreci. Oturup senaryo nasıl yazılır? İnternetten. Mesela bunun kursları var. Ücretsiz. Kitapları İşte. var. Ücretsiz. Pek çok şey aslında internette her şey ücretsiz yani. Evet. Çoğu İşte şey. bu video tamamen buna has oldu. Ücretsiz. Yani hani oturup hani artık hiçbir hani sektörde bir engel bir şey kalmadı onu demek istiyoruz. Yani oturup mesela sen tek kafamızdaki engel bence biziz. Sen mesela öyle bir çağda yaşıyoruz ki böyle
Oturup kendi senaryo çok güzel bir senaryonu yazıp Netflix'e satabilirsin yani. Öyle bir çağdayız yani. Hani birkaç senelik iş belki, evet. Ama bir yerden başlayınca ve çok güzel ilerleyince yapılmayacak şeyler değil yani. Kendini yetiştirip birkaç senede usta bir iş çıkartabilirsin yani. Sen de yapabilirsin yani. Hani böyle düşünmemiz gerekiyor bizim. Kısa hikayelerle başlayabilirsin. Kısa hikayeleri güzel kurduktan sonra mesela bazıları da şöyle yapıyor. İnternette dijital günlük blog şeklinde. Mesela başlıyor yazmaya. Blogda paylaşıyor. Arkası yarın gibi. İzleyiciler onu dijital takip ediyorlar. Mesela pek çok seri böyle başlamıştır yani. Patreon'dan hatta sana bağışta bulunuyorlar. Bunun devamını yaz diye. Hatta yalvarıyorlar. Çünkü çok merak unsuru var. Heyecanlı bir yerde bırakıyorsun mesela. Üretmeye sen devam ettikçe hayran kitlen devam ediyor mesela izlemeye, okumaya neyse ya. Yani. Hani bu işler bence böyle. Yani önemli olan o kitleyle arandaki bağı kurup üretmeye istikrarla devam etmek. Yani. Korkmadan. Hani, dolayısıyla herkes bence biraz hani şey yeni dünya kurabilir. Herkes senaryo yazabilir. Önemli olan bence böyle sevdiğin şeylerle meşgul olmak. Çok severek yapmak. Yaptığın işe kendini, ruhunu, meraklarını, isteklerini katabilmek. Olay bundan ibaret bence. Kendini şaşırtmak. Kendin şaşırırsan çünkü okuyucu da şaşıracak. İzleyici de şaşıracak. Neyse ya. Yani. Şu anda mesela gökyüzünde, gök kubbenin altında söylenmemiş hiçbir hikaye, anlatılmamış hiçbir hikaye yok. Sadece aynı hikayeyi sen nasıl anlatacaksın? Mesela o. Sen daha güzel anlatabilirsen al sana başyapıt olur. Evet böyle. Bugün de böyle bitirmiş olduk. Valla çok Ne güzel oldu? bölüm oldu ya. Çok güzel oldu. Yani Ağzınıza böyle bir sağlık. senaryo Çok dersi hoşuma nereden gitti. çıktıysa ben kendim Kesinlikle. mesela böyle bir hani bunu yaptık ama ben mesela kendimi ikna ediyorum aslında. Yani mesela ben de bir yerden bu işlere başlamak istiyorum. Ama cesaret bulamıyorum. Halbuki hani bunu yaparak aslında kendime de cesaret vermeye çalışıyorum. Yapabilirim yani bir yerden. Başlamak lazım. Şimdi işin ilginci şu. Mesela ben de bilmiyorum ne çıkacağını ya da ben ne yapabileceğimi. Ama bunu heyecanını duymak çok zevkli bir şey. Mesela ben gelecek 5-10 senede, 15 senede ben neler üreteceğim çok merak ediyorum. Asıl en büyük düğüm de bu mesela. Çünkü kendi potansiyelinin nerelere varabileceğini asla tahmin edemiyorsun. Bu çok güzel bir şey. Dene ya ne var yani? Yani dene yanıl. Kaybedeceğin ne var? Yani bence hayattaki en büyük pişmanlıklar denememek. Hani denedin, olmadı, başarısız oldun. Bundan pişman olmazsın yani. Kaybedecek bir şey yok ki. Ortada bir şey yok. Sıfırdan bire gitmek çok zor zaten. Yani sen zaten bir şeye karar verip hayata geçirmeye adım atman çok zor zaten. Yani sıfırdan biz biri atlayabilsek biri ona çıkarmak kolay. Yani biri ona da çık. Yanına sıfır ekleyeceksin, 10 olacak. Yanına bir sıfır daha ekleyeceksin, 100 olacak. Bir sıfır daha 1000 olacak. Bu mesela yatırımlarda da böyle. Yani bir küçük bir kar topuyla başlıyorsun. O senin ana paran ya da yatırımı. O mesela ne kadar zaman geçerse zaman dağın yüksekliği. Dağ ne kadar yüksekse o kar topu ne kadar küçük olursa olsun zaman çok olsun o kar topu büyüye 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 bir bakmışsın 1.000 dolarla başlıyorsun 100.000 dolar 1 milyona çıkıyor 1.000 dolar. Ama ne kadar sürede? 50 senede mesela. Yani dağ büyük çünkü. Yani zaman bir dağ olarak düşünürsek. Hani bu her şeyde böyle. Yani sen mesela şu anda elimde hiçbir şey yok. Sıfırım diyorsun. Tam sıfırsın ama bir ufacık bir kar topuna ihtiyacın var. O kar topuna başlarsan, çok güzel sıkarsan onu, dağdan aşağıya yuvarlamaya başla onu sen. Bu her şey için böyle yani. Ne kadar uzun zamanın varsa, fırsatın varsa ve ne kadar çok kar topuna yuvarlamaya başlarsan o kadar çok şeyin etkin olacak yani. Bazen bu kar topları mesela bazıları yarı yolda kalıyor. Bir yere ilerlemiyor. Ama bazıları ufacık başlıyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Baş yapıt şaheser oluyor. Dünyayı değiştiriyor. Mesele bence bir sürü kar topunu böyle dağın tepesinden salmak aşağıya.
Dağın tepesi de bizim içinde bulunduğumuz şu an. O dağ da ömrümüz. Yani ömrün ne kadar uzun olursa bu işlerde o kadar karlı olabiliyorsun. Ne kadar erken başlarsan yola, erken başlayan, yola erken çıkan yol alır yani. Bu her şey için böyle. Finansta da, yatırım dünyasında da, iş dünyasında da, sanat dünyasında. Neyi başarmak istiyorsan bu kar topu gibi bir yerden başlatıp aşağıya salacaksın. Böyle yani bu işler. Ve hani benim tavsiyem 100 tane birden kar topu deneyip hangileri gidecek bakalım yani. Asıl o zevkli olan da o yani. Hani bak şimdi ben mesela Medium'da 200'e yaklaştım. 200 tane makalenin arasından az önce konuşuyorduk ya 6 tanesi 1000'den fazla okunmuş. Şimdi ben oturup 1000'den fazla okunacak 6 tane yazacağım deseydim hiçbirisini yazamazdım ya da hiçbirisi 1000'den fazla olmazdı. Ama oturup ben 200 tane yazınca aralarından bazısı öne geçiyor. Ve onu sen kontrol edemiyorsun. Dolayısıyla sen 200 taneyi üretmen lazım makale. Hani bu her şey için geçerli. Mesela YouTube kanalı kurdun. 200 tane, 300 tane yapacaksın. Hiç şikayet etmeden. Geriye dönüp bakmayacaksın. İleriye bakacaksın. Ya kimse izlemiyor. İşte ya işte hiç abonem yok. Bırak bunları. 300 videoya kadar nefes alıp hiçbir şey söyleme bile. 300 videoyu yap yani. İlk işin o. Aynı şekilde yazma Medium'da da öyle. 6 tane makale öne geçmiş diğerlerinden. Neye göre öne geçmiş? Ben hala çözebilmiş değilim yani. Tamamen şey, internetin viral algoritmalarıyla ilgili bir şey yani. Senin elinde olan, kontrol edebileceğin bir şey değil yani kesinlikle. Onun için bol bol deney yapmamız gerekiyor. Ve kendimize başarısız olma fırsatı vermemiz gerekiyor. Ve bol öğrenme, deney yapma fırsatı gerekiyor. Ve de elimizde bir sürü kar topu lazım. Yani belki bu bir çakıl taşıyla başlayacak. Etrafında bir küçük bir kar topu oluşturacaksın. Salacaksın o projeleri. 100 tane projen olacak böyle. Sürekli salacaksın. Bakacaksın hangilerinin potansiyeli var. O potansiyeli olanlara devam edeceksin. Bir daha benzerini bir yapacaksın. Onu daha iyiye taşıyacaksın. Her birisi bir yatırım bunların yani. Hani bir sürü 1000 tane aynı anda 1000 tane yatırım yapacaksın aslında ufak ufak. Bu 1000 tanesi bazıları işte böyle hani kar topu çığ gibi olacak bazıları. Ama bu 1000 tanesinden anca 3-5 tanesi hani çığ gibi olur yani. Ama sen 1000 taneyi yuvarlaman gerekiyor yani. Hani başka türlü o baş yapıtı yakalayamıyorsun. Hani 1000 tane kar topunu yuvarlamadan o dağın tepesinden bir yere varamıyorsun yani. Deneyeceksin olmayacak. Deneyeceksin 100 kere deneyeceksin. 101. de bir yerde ya da 301. de bir yerde açılacak yani. Bu işler her şeyde böyle bence. Yani bayağı bir hayatın sırrını çözmüş gibi konuşuyorum ama hiçbir şey de çözmüş değilim yani daha. Hani her şeyi sıfırdan anlamaya çalışıyorum aslında. Yani hani hiçbir şey bilmiyorum aslında hayata dair. Sadece spekülasyon yani. Ama mesela şu konuştuklarımı keşke 10 sene önce fark edip de buna göre harekete geçseydim. Yani mesela bu işlere ben 40'ımda başladım yani. Geç kaldım. Mesela 30'umda başlasaydım bugün çok başka bir yerde olacaktım. Onun için bizi izleyen gençlere hani belki bu hani kulaklarına küpe olur yani. Erken mesela 20'sinde daha 20'li yaşlardız. Daha çok erken. Süper. Şimdi başlasan 10 sene sonra bambaşka bir yerde olacaksın. 40'ına geldiğinde belki başyapıt yapacaksın. 50'ne geldiğinde. Yani hani onun için ne kadar erken başlarsan bu işlere, deney yapmalara, zorlamaya kendini, sevdiğin alanda hemhal olup hani yüzlerce deney yapabilirsen yani kendini oraya verirsen, pişirirsen yol alamayacağın hiçbir şey yok. Her alanda dünya kadar yol alabilirsin. Hepsi ufacık adımla başlıyor. Ve kararlılıkla, hayalle başlıyor. Yani. Kendine inanmayla başlıyor. Yılmayıp o engeller ne olursa olsun yoluna devam etmek gerekiyor. Yani. Ama bu 10 sene olur, 15 sene olur. Bir yerde yürü ya kulum der, bir şeyler açılır. Olur yani, böyle oluyor yani. Bir makalen viral olur, videon viral olur. Bir şey, ama o zaman gelene kadar
hiçbir karşılık beklemeden üretmeye, çılgınca üretmeye devam etmen gerek. Çok önemli. Diyelim, burada bitirelim. Tamam. Bir saati doldurmadan da bitirmiş olalım. Tamam, bir Var saat ya, oldu galiba. başlarken Yok. bugün ne konuşacağız ya, hiçbir fikrim yok diyordum. Bak nereden nereye geldik. Peki. Demek ki böyle bir yerden başlamak gerekiyor. Bu her şey için geçerli. Hani ya, vereceğiniz eserlerde de bir yerden başlayınca devamı geliyor ya. Yani. Diyelim. Ve bilgece çayımızı içerek hayatı çözmüşçesine. Ya işte böyle hayatı çözdük. Oturduğum yerden çayımı yudumlayarak. Böyle de bir, yani böyle de bir, yani her şeyi de çözmüş bir insanım. Çayımı da içeyim. Misafirliğe geldik. Ben de Hoş kola geldin. Bana da ver. Biraz dön. buyurun buyurun. Oh. İyi oldu. Evet. Kolonyalarımızı da aldık. Çaylarımız. Güzel bir sohbet oldu. Kancım. Evet. Devam edelim haftaya. Tamamdır. Çok çok Haftaya selam. görüşmek üzere. Görüşürüz. Dinleyenlere de teşekkür ediyoruz şimdiden. Teşekkürler. Bizi izleyenlere. Çok sağ olun. Hoşçakalın.